Ya Bülbül hocam, önce güzel bir kız çizsem olmaz mı? Olmaz canım. Önce çiçekleri, kelebekleri, kuşları çizeceksin. Çünkü dünyaya önce ses, sonra ışık, sonra renk gelmiştir. Nakkaş olman için bunları öğrenmen şarttır. Önce çiçekleri, böcekleri, o zaman kuşları çizeceksin canım. O zaman insanlar uçabilir mi? Kuşlar uçar, uçuyor nitekim. Ne uçmasın? İnsan da uçar denebilirse de, insan da neye uçmasın denebilirse de, efsaneye göre nice güzellikleri gören şeytan insanın aklına girdi, insanı kötülüklere bulaştırdı. Günah insanı ağırlaştırdı ve uçmasını kaybetti insan. Oysa kötülüklerden uzak... Yani benim günahım olmasa uçabilir miyim? Elbette uçarsın. Yeter ki kollarını kaldır. Bülbül hocam. Yeni bir şey mi gördün? He, orada bir kız gördüm. Hay Allah müstakil. Bakayım, şeytan onun içine girmiş mi? O şeytanın içine senin de gene bir halt karıştırıyorlar. Eve gidiyorlar. Lan şu an! Lan şu an! Bugün! Bugün Allah müstakil öylesin, kayboldu gene ya. Yani kardeşim. Baba aleykümün selam baba. Sizin köyde düğün var mı yok mu? Düğün var, ağanın düğünü var. Ağanın keyfi yerinde midir? Ağa iyidir. İyidir, iyidir ağa. Beri kubule. Beri kubur başı. Hem de kore herin bir sürü. Haa. Demece, de tübece lehemiz de batı lehe. Lehe, baba lehe. Hatı lehe. Lo Şavan, nereye kayboldun gene? Allah Allah, ikide bir de kalkıp mı kayboluyorsun, nereye gidiyorsun? Ya ortalıkta ne börtü böcek de yok, ortalıkta kelebek de yok. Ha, koşuyorsun, kayboluyorsun canım. Nerede ikide bir de kaybolursun bilmem ki. Ya hani kuşları çizecektin. Niye sustun? Konuşsana. Dinliyorum. Niye dinliyorsun? Olmayan cırcır böceklerini. Aklıma ne dinliyorsun? Yok, aklıma bir şey geldi de. Ne geldi aklıma? Ya hocanın söyledikleri. Neyse ama boş ver. Ya söyle, ne demiş hoca? Ya dedi ki... Neyse boş ver. Şivan. Kızımcam söyle hadi. Vallahi dedi ki... Ya şeytan her türlü kulağa girer. Dedi. Şimdi ben de düşünüyorum ki... Sen melek misin? Şeytan mısın? Aa. O da Zerzavadi. Zerzavadi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Şivan nerededir Bülbül Hoca? Seninle birlikte değil miydin? Ağam neredeyse benden beraber değil. Bir ara börtü böceklerin merak sarmış. Kelebeklerin arkasına düştüm. Seni yetiştirdiğin hocalık ettiğin çocuk böyle olur. Ha? Ama neredeyse gelir. Bir de çizime meraklı canım. Kuşları çizmek istiyor. Asker. Efendim. Hani sen bir destan söylerdin bir zaman. Hadi beyciğim. Hele bir yol ver evet. Ay vay 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 v
Tamam tamam ben sana. Neden insanlar be? Çubuğu işeyim hele buraya. Zarok yemen abi. Bilmiyorum komutanım, ben yaylada yeni geldim. Biz seni oralarda görmedim. Sanırım milletin duyduğuna göre Şivan oralarda dolaşıyormuş. Şivan kim? Ağanın oğlu. Peki çıkın dışarı. Lan şimdi! Nasıl? Karı gelsin. Müdür Hoca, o da gelsin içeri. Biraz geleyim. Adın soyadın? Şivan Girdan. Ne demek bu Girdan'dı? Babanın aşiretin adıdır. Baban kim senin? Şah Ağa'dır. Ya demek ağanın oğlusun. Evet. Bu yangın yerinde görmüşler seni. Tarlalar yanarken. Ne yapıyordun abi? Delikanlıyla beraber misin Stan? Evet. Beraberdim. Ne yapıyordunuz orada? Ekinler sararmış mıdır diye bakmaya gitmiştim ben. Siz çıkın dışarı. Alev vur vur dikin onu. Ya Emre hadi seni ne ver ya? Seni gelime gidin sen git. Erbaş git dur. Tamam tamam. Allah'ın hikmetinde yağmur yağmasa yoksa mahvolmuştuk. Köyün hali ne olacak? Tamam ayıp ya. Sen de nizam ver. Anı ne? Bırak beni gidin dur. Köyünü ne yapacaksın bu oyunca? Olmaz olmaz böyle. Olmaz. Sakin olun. Telaşa kapamayın. Hadi evlerinize gidin. Her şeyin icabına bakacağız. Çavların tutmuş, deve dikenlerinin, çakırga dikenlerinin, ekinlerin, buğdayların, sapların hepsini yaparım, yaparım, yaparım. İşte bak, şimdi bu Rıza'yı da yakmışlar, Avrupa'yı da yakmışlar. Yakmışlar her şeyi, yakmışlar. Aa, siz de mi yandınız, siz de mi, siz de mi? Ama göz, ama göz, göz, ben sizi daha önce gördüm. Gördüm yeşildiniz, maviydiniz, ne kadar güzel, pırıl pırıl, pırıl pırıl yapraklarınız. Ama ben sizi tekrar çizeceğim, çizeceğim. Hiç merak etmeyin, çizeceğim. Göz yanmaz, yo göz yanmaz, yo. Her şeyi yakmışlar. Ama kuşlar uçup gitti inşallah. Şivan, nereye gitti bu oğlan gene yahu gel. Gel de sen de benim gibi gör de şu gizlin kelebeğin. Buradaki börtü böceğin bir resmini göstereyim de çiz. Mizan yeri kurulduğunda göz şahittir. Eyvallah şahittir. Allah şahittir. Allah'ın gözü yanmaz. İnsanın gözü yanmaz. Demek örgütle ilişkin yok senin. Konuşmayacaksın ha? Konuşacaksın. Her şey yutarsın. Sen sigara içmiyor musun? Korkma, öldürmez. Şimdi tanıdığım birini çağırdım. O zaman ne diyeceksin? İçmiyor, sen öldürmez. Bak tanıyor musun? Bunu sor lan. Konuş bana lan! Önder.
Hadi. Burak çok bu sene kurak bastı. Aa, Şivan'ı bırakmışlar. Gel o. Ne istiyorlar bunlar senden oğlum? Ne soruyorlar? İfade verenler gerilli olduğunu söylüyorlar. Benim de onlarla bağlantım olduğunu sanıyorlar. Çayın biz koruyucu tutacağız. Tutmasak bunları zulüm ederler. Ya bu nedir koruyucu? Arzımız. Ya babu kurmak koruyucu tutmayı. Çayımız, otumuz, kış geliyor. Çolumuzun, çocuğumuzun rızkısı. Koruyucu verdiğin zaman dağdaki de başını alırsan kurban. Yok, ne başı yani? Bu kadar olmaz. Bunu konuşacaksın ağaya. Söyleyeceksin. Sen ağanın ne suçu var burada ağaya? Karşı tarafın ya? Ağası koruyucu tutmuş. Bir tarlası, bir rızkısı, bir şey yanıyor mu? E bizim tarlamız yanıyor. Ya, çay, ağaya öyle olmaz ya. Öyle şey olmaz ya. Adam çay olacak. Çayım. Arazim ya. Çay tarlamız. Ya halo. Hep gitti. Zaten gariben bir tarlası var orada yapış yataş vermişler. E bu adam kış çoluk çocuğuna ne yedirecek? Çayım bu ağanın oğlunu yakalamış da buna bir zarar vermişler mi? Ya kardeşim ora cennet mi, otel mi? Herhalde gelmişti orada bir zopa yemiştir. Allah Allah. E ya. Şey Allah'ın oğlu nasıl düeller ya? Allah Allah. İşte her şeyi yakmışlar. Her şeyi yakmışlar fakat göz yanmaz. Her şeyi yakmışlar ama gözü unutmuşlar. Göz çünkü göz şahittir. Burada bu tarlalarda çiçekler vardı, böcekler vardı, kuşlar vardı. Buğday kelleleri vardı. Bunlar yok olmuş ama ben çizdiğim gibi çiçekleri, böcekleri, kuşları çizdiğim gibi, tilkileri çizdiğim gibi, çekirgeleri çizdiğim gibi bu benim ak kağıdımdan dışarıya fırlayacaklar, kırlara, tarlalara yayılacaklar, tekrar tarlalar yeşillenecek, böcekler, kuşlar ötecek, tarlalarda çiçekler açacak. Züleyha, Züleyha! Baba, ha baba. Hadi baba. Ne yapayım baba? Ne oldu? Şivan mı karakolu? Şivan şu karakolu. Şivan mı karakolu? Şivan'ı mı götürdü de? Şivan'ı karakola götürdü. Eri Şivan'ı burçu ne? Şivan'ı karakola götürmüşler ağam. Atları getirdi. Atları getir çabuk. Kurozu. Kazu bine kuru. Atları al gel. Şivan, sen bunları bana anlattın. Nasıl bir şey bilmiyorsun? Hiç alakası yok. Plan filan değil. Bu bir resim. Vay canına. Yeni planlar sadece artık böyle çiziliyor ha. Sanatsal. Burayı mı yok edecektiniz? Vay canına. Ortada bir göz. İşaretlenmiş. Demek ki bu bir anlam taşıyor. Kuşlar, sürüngenler. Peki bu kuşlar dağdan aşağı inerek mi saldıracaklar? Sonra tavşan haberi alıp kaçacak, öyle mi? Peki kertenkele sürünerek mi gidecek? Ulan sen bizi keriz mi zannettin? Sabır bık ya ağam, sabır bık ya. Biz Şivan'ı sağ salim bulacağız. Allah büyüktür. Selamun aleyküm ağam. Aleyküm selam. Ağam sen köye dönesen. Ben burada kalam. Mal pazarında kaçakçı ganayı bulayım. Onun devlet adamları var ha. O bize muhakkak bir yol gösterir. Ne
kıyamet koparma kadın. Bir şey olduğu yok. Neredeyse gider çocuğun. Basın senin o devletin, basın senin devletin, çocuklarımı değil. Günah sokma! Geliyorlar ha. Biri emniyettendir, diğer ise kanunun adamıdır. Selamünaleyküm ha. Gel. Ah biliyorsun, benim görevli biriyim. Ben işittiğime göre ya onların koltuğunun altına gireceksin ya da biz bunu göndereceğiz. Bunun sağlığı için, ha? Biliyorsun sen kardeş, ben mi birinin koltuğunun altına gireceğim? Biz bu topraklarda bir yıldır kimsenin koltuğunun altına girmeden yaşadık. Bundan sonra mı gireceğiz? Bunun sağlığı için ha. Sen bizim ağamızsın. O bizim aşiretimizden biri. Bu güvenilir biridir ağam. Her şeyden haberdardır. Güvenebilirsin. Nasip Bey bu işi iyi yapar bunlar. Bunu getirdim. Emin bir yol mudur? Emin bir yoldur efendim. Güvenilir bir yol mudur? Güven... Her an güvenilir. İkiler gene ağını oğlunu gezintiden getirirler. Ne bileyim lo ben de anlamadım. Gidip bir bakam. Bunlar boyu mu çeviriyorlar? Ne iş ya? Gel biraz konuşalım da. Bak bu iş ahbaplıktan öte. Şivan'ı çok götürüp getirmeye başladılar. Bunlar bir oyun çeviriyorlar. Şivan dostumuzu getirdik. Aleykümselam amca. Nedir bu çocuğu götürüp getiriyorsunuz böyle boyuna? Bir suç mu istedin? Ne yaptı yani size? Bir şey yok amca, bir şey yok. Korkulacak hiçbir şey yok. Korkulacak bir şey yoksa niye bu kadar uğraştınız? O bizim dostumuzun çocuğu. Bir şey yok öyle. Ben bu işten bir şey anlamadım. Köyün diğer gençlerini de teker teker içeri alacaklar. Tarlaları yakanları da bizim üzerimize atacaklar. Amaçları bu. Bunlar bu oyunu çeviriyorlar, bizi de bu oyunun içerisine çekmeye çalışıyorlar. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Durum nedir kardeş? Valla durum bu çocuğun bir an evvel gitmez. Biliyorsun ben görevliyim. Bu işten de hiçbir çıkarım yukarım yoktur. Onu da ispiyonuzu yapmaya çalışıyorlar. Onun için çocuğu yani, kısa sürede temizleyecekler. Bir an evvel. Anlamıyor musun? Onun ya gitmesi ya. Lazım. Bir yani an önce gitmesi son, lazım bunun. Son şey bu midir abi? Evet. Arkamızdan kimse gelmesin. Hadi Şivan, yolun açık olsun. Sana öğrettiğim çizimleri, kuş resimlerini nasıl yapmayı öğrettiysem o şekilde bir kısmını da benimkilere bakarak çizmeyi ihmal etme. Yolun açık olsun güzelim. Sağ ol. Haydi güle güle. Thank you.
Alo. Gani abi. Ha, indi uçak, indi. İndi, şimdi çıkmadı daha, bekliyoruz işte. Tamam, merak etme, havalanıyız abi. Tamam, sonra konuşuruz, sana bilgi veririm abi. Tamam. Gel. Turner şaftı, turner şaftı. Tamam abi. Hasan'ı oraya götür. Rahat geldin mi? Evet, çok. Sağ ol. Şeyi ver, o pasaportunu ver bakayım bana. Başka bir şeyin yok değil mi? Yok. Başka kağıt mağıt yok üstünde. Tamam, pasaportun bende. Şimdi bak, orada soracaklar sana. Tamam mı? Uçakla geldim diyorsun. Ha, karayoluyla geldim falan yok. Uçakla geldim. Burada kimseyi tanımıyorum. Bilmiyorum. Tamam mı? Tamam. Burada kimseyi tanımıyorsun, bilmiyorsun. Peki pasaport yani, sorarlar. Yok, pasaportun olmaması lazım. Şey yap sen şimdi, senin üstünde para var mı? Senin. Vardır he, muhakkak para vardır. Şey yapma şimdi, senin üstünde çok para olmaması lazım. Olmasın çok para çünkü. Sonra başka tutu olur. Anlatabiliyor muyum? Onun için senin üstünde para olur. Sen ver o paraları. Ben yaz şimdi oraya, yaz. Şivan'ın şeyine yaz. Yaz Şivan kardeşim şeyine. Biz her şeyi yazıyoruz. Ya, bugün varız, yarın yok. Her şey yazılı bizde. Kimsenin parası kaybolmaz. Yaz Şivan'ın parasını oraya. Ver bozuk para. Al oğlum, al. Al onları, al. Al, koy cebine, koy cebine onları. Al. Al, koy cebine. Al. Çevirir mi? Alo. 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 Alo, ana. Nasıl var mı? Başlayı, başlayı. Ana, alalım. İyi geçti, iyi geçti. İyi arkadaşlarla iyiler. Selam var anne. Aleyküm selam. Selam. Tamam, tamam, merak etme. Tamam da selam. Bak şimdi, seni şimdi biz bırakacağız şeye, kampa. Tamam mı? Kampa götürecek seni çocuklar. Azül kampı. Nereye götürecek seni? Azül. 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 Ha, oldu öyle bir şey. Sen şimdi gideceksin oraya, tamam mı? Kampa. Kampın önüne gideceksin, dayanacaksın kapıya. Sana soracaklar, ne soruyorlar sorusuna sen Azül diyeceksin. Ne diyeceksin? Ha, sana şimdi ne diyeceklerse duyduğuna hiçbir şey duymaz. Azül'de, Azül. Öyle de alırlar seni, alacaklar. Bekleyeceksin. Almadılar, beklesen orada, alacaklar yani. Kıpırdamasın, illaki alacaklar. Orası böyle çok büyük bir alan yani, böyle senin köyü düşün. Tamam mı? Senin köyü düşün. Öyle büyük bir alan yani. Böyle tel örgülü ama ha. Çok büyük bir kamp. Ben hiç dışarıya çıkamayacağım. Çıkarsın dışarıya diyordum sen. Gir içeriye girdikten sonra çıkarsın dışarıya. Şey yapma yani. Şey yap. Orada bir sürü başka şey var böyle. Azüller var. Senin gibi böyle gelmişler. Tamam mı? Onlarla böyle zaten arkadaş da olursun. Yaz bey, yaz bey. Beni de şey yaparsın yani. Her zaman ara şey yapma yani. Tamam mı? Ne zaman istiyorsan ara beni. Ver bakayım bana. Ver bakayım. Hah. Bak şimdi bunu al. Tamam, bu benim numaram. Ne zaman istiyorsan ara beni. Hiç şey yapma yani. Çekinme. İki elim kanda olsa gelirim. Yalnız iyi sakla bunu. Ha bak, senin üstünü arayacaklar orada. Tamam mı? Kimseye de gösterme. İyi sakla onu bana yani. Ne zaman canın sıkılır, bir şey olur, başında bir şey gelir, beni arıyorsun. Tamam mı? Hiç çekinme yani. Tamam, götürün o zaman. Hadi. Hadi gidin. Hadi abi, hadi. Sen de sağ ol canım. Hadi. Yolun açık olsun. Hadi.
Ben Azil. Morgen, morgen. Azul, Azul. Morgen. 8 Uhr. 1, 2. Ben Türkiye. Kommen Sie morgen wieder. Azul. Morgen. Verstehen? Azul, Azul. Verstehen? Morgen, morgen. Nee, 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 nee. Azul, Azul. Ben Azul. Verstehen? 8 Uhr. Verstehen? Yarın. 8 Uhr. Yarın? Ja. Uhr. 8. Heute. Alo, alo, ha efendim, ha canım. Beni kampa almadılar abi. Azil dedim, almadılar, Azil. Tamam, tamam, bekle orada. Bekle, alırlar oğlum. Bekle sen şimdi orada, şey yapma sen. Yok, yok, merak edecek bir şey yok. Oğlum merak etme sen, beni dinle, beni dinle bir dakika ha. Merak etme, bir şey yok, alırlar. Canım kardeşim, ha. Sen orada, bizim çocukların gözü üstünde zaten, sana şey yapıyorlar. Dikkat ediyor onlar, sen şey yapma. Tamam mı canım? Sen şey yapma. Merak etme sen. Alırlar seni. Ben gelemem ben şimdi. Şimdi benim bir toplantım var. Toplantım var benim. Almamışlar lan elini. Ne olacak abi şimdi? Dışarıda mı kaldı abi? Kalsın. Biz de dışarıdayız. İçeride miyiz? He. Ben Azül, Azül. Dünkü. Geçiyorum bir daha. Warte, warte. Bekli. Bekli. Das machen wir später. So, hier hinsetzen, warten. Ich bringe neun, okay? Ja, wir können. Morgen. Morgen. Dienstagabend, tschüss. Tschüss.
Yaka Austin. Yaka Austin. Was ist in der Tasche? Was haben wir da drin gefunden? Gibt es einen Personalausweis? Wissen wir, woher er kommt und wer er ist? Diese Telefonnummer. Name, Vorname. Name Tetsche. Şivan Gövdanlı. Er heißt Şivan Gövdanlı. Aber was ist hier? Şahu Ağa. Vater heißt Şahu Ağa. Was ist hier? Senem. Mutter heißt Senem. Warum und wieso ist er gekommen? Şahu Ağa diyor. Lassel mu baskı evo. Her daim bu da burası sorguya. Ben keine Dokumente gefunden. Ah, das sagen Sie alle. Dandy. War am Samstag im Stadion. Haben sie wieder verloren. Also, guck mal. Dreh ich mal an die Wand. Hier in die Kamera schauen. Ist noch hier an die Wand. Jetzt rüber zum Fenster. Dankeschön. Und dann auf das Formular für Daumen, den Zeigefinger. Auf das Formular für Zeigefinger, den Mittelfinger, auf das Formular für Mittelfinger und so weiter. Fangen Sie mit der rechten Hand an. Der Zeigefinger. Ja, Daumen. Sehr schön. Wird nämlich ganz schön kalt heute Nacht. Da brauchen Sie eine Decke und ein Kissen. Wir haben hier verschiedene Designs, verschiedene Farben. Rosafarbene, blau. Braun. Die Jacke ist blau, dann kriegen Sie eine blaue. Kalt, ne? Saudi Arabistan alleine. Alle alleine. Ja. Aber zusammen Kraft. Ja. Israel, eine. Guten Abend. Sie schlafen auch hier, ja? Nee, das ist voll, da kommt ja noch einer. Guten Abend. Guten Abend. Das ist euer neuer Freund, Sivan Giftanli. Der kommt aus der Türkei. Hoş geldin. Hoş geldin. Das ist dein Bett. Ver onları bana. Dem gehören die Sachen hier. Räumt das mal weg. Ja. Herr Giftanli, das brauchst du zum Essen. Das ist ein Essensmarkt. Zum Essen. Yemek bir şey, yemek bir şey. Guten Abend. Guten Abend. Biz söyleriz da, kuşağım. Yemek bir şey. Gel buraya, gel. Gel, otur abine bak. Herr Schmidt, Disco heute, ya, Disco. Nee, das ist meine Disco. Gel, gel, otur. Hoş geldin. Ver, hemşerime bir çay koy, o da bizdendir. Abi, çay koy onlara. Merhaba, benim ismim Kunta, from Africa. Şivan. Welcome. Uşağım, transferlisi misin? Trabzonlu değil mi abi? Yani demek istiyor ki başka kamptan mı geldin? Ya ha bu bok yeğenin lafını bir türlü edemiyorum ya. Neyle geldin? Gemi mi, tır mı? Uçakla ya. Uçak temiz iş vallahi. Benim gibi geçken törünesine sakiri kalmadın hoş. Ne berbat işti ya arkadaşlar. Ne berbat işti ya. Ne eziyet idi ya. 3 gün ha bile sakiri kaldık ya. 3 gün. Kasanın içi
mahşeri kalabalık. Ne sağa dönebiliyorsun, ne sola dönebiliyorsun. Uymanın mümkünatı yok oraya. Bak kokusu, sidik kokusu, sorap kokusu. Yekün karıştık oraya birbirine uşaklar ya. Bakın sektiğimin tırın içine bile. Üç gün sakili kaldık oraya ya. Sanki seni zorla getirdiler. Gelmeseydin ekşerin. Olur mu oğlum? Onu Alman başbakanı davet etmiş. Sonra da karşılamaya gitmemiş. Ayıp diye bir şey var ya. Allah için haba ecnebiler. İşin güzelini yapıyorlar. E gel da gitme. Güzel dur. Gideceksin tabii. Yani senin gözün kalmasın diye adamların memleketleri ilerleyemeyecek. İlerlesin kardeşim. Bir şey demiyor koş. Biz de ilerleyelim. Ama sen dikkat et, onların memleketine doğru kayıyorsun. Farkında değilsin. E hazır yapılmış iyi. Temizli varken onun yeni baştan yapma. Kim uğraşacak onu? Atalarımız ne diyor? Esnebiler yapay ki Müslümanlar rahat etsin diye. Müslümanlık öyle mi diyor? Hazıra mı konacaksın diyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam olsun. Herkes buradaymış. Abi bak misafirimiz var. Hoş gelmişsin. Şanslısın be yeğenim. İyi koğuşa düşmüşsün. Otur otur. Rahatsız olma otur. Abi hayırdır, sen müsaade kalmazdın. Nürnberg'den geliyorum. Şu bizim Neco kardeş var ya, ya onun çocuğunun bir takım ihtiyaçları varmış. Ona bir şeyler aldım işte. İyi yaptın. Size de iyi şeyler getirdim ha. İyi yaptın. Şivan, Şivan da bizimdir ha. Lazdır o da. He. Lan sen de mi Rizelisin? Yok yok. Kars. Ulan Rizeli. Sen de her gelen Rizeli yapıyorsun lan. Misafirine aitsin. Hazır. Hadi derneğe gidiyoruz. Şivan'ın işleri var. Onlar bitsin. Biz sonra geliriz. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Üç şey galiba. Yarın sonuçta. Stuhlgang machen. Abstrich. Schließen. Mitbringen. Büyük abdestini bu kaba koy. Sonra geri getir. Utanmana gerek yok. Sadece biraz konuşuyor. Olacağı kadar koy, tamam mı? Şöyle şu kadarcık. Olsan yeter, tamam mı? Hepimiz bunu yapıyoruz. Sana ne kardeşim, senin işin. Sen kendi işine baksana. Alman devleti bu iş için bana para veriyor. Ama sen Almanca bilmiyorsun, anlıyor musun? Yalakalık yapma. Çok konuşma, sen çok konuşma. Yalakalık sen kendi işine bak. Belki kendi işine için, bak. Anlıyor musun? Sus, konuşma. Yanlış para veriyorsun ya, adamlar seni yürüyor. Şey. Burada para, anlıyor musun? Sen de bir azınsın, hiç unutma. Her kendi yere var. Burada önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan sen değil, ben değil, Kunta değil, Afrika değil, Türkiye değil, savaş değil, insan hakları değil. En önemlisi ne biliyor musun burada Şivan? Bokun. Bok talini verdikten sonra o zaman sana bir numara veriyorlar. Ranza veriyorlar, yatak veriyorlar. Sicil micil hiçbir şey kalmamış. İsim isim bir şey yok. Artık sen o numarasın. Ve bokun önemli. Ne boktan bir dünya ya. Yani emperyalist kuvaze deste kubaveci her deri ve her aliyedini ve gaveci emteni gavak emteni o kadar da anlayamıyorum ya. Oho, siz de asimile olmuşsunuz kardeşim ya. Dilinizi unutmuşsunuz. Ya. Çocuğu nasıl buluyorsun? Nasıl birisine benziyor sence? Bilmem, sessiz sakin temiz bir çocuğa benziyor. Biraz içe kapanık. Ha. Biz araştırdık. Babası köy ağası. Yani o kadar da masum olabileceğini tahmin etmiyorum yani. Yani işin altında başka bir şeyler olabilir yani. Nasıl yani? La bu bizim Kızılay'ın depremde verdiği yemekten daha kötü vallahi. Laha bu nedir he? Hey! Seni memnun etmek için bu Alman devleti daha ne yapsın bilemiyorum ha. Ulan ne adamsın be? Arkadaş, yanlış konuşuyorsun sen. Ha buraya bir sor bakayım. Niçin geldim ben buraya?
Niye olacak? Alman başbakanının daveti üzerine. Doğru söylüyorsun. Tabii onların daveti üzerine geldim. Abi Avrupalılar demeyeyim ya. Biz medeniyetiz. Standartlarımız yüksektir. İnsan haklarına değer veririk. Görürük amına koyayım. Hepsi bu paketin içine dur. Bak Afrikalı şikayetçi oluyor mu? Niye şikayet etsin ki? O Afrika'da bir tane hurmayla doyma alışmış. burada ne verirlerse güzel geliyor. Sina la kufanya zaidi ya kusubiri. Alivyopanga mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na sijui nitaendelea kuwa katika hali hii mpaka lini. Wakati mwingine nakuwa nafikiria kwa nini mambo haya yao kwa watu kama sie weusi tu. Kwa nini Mungu amekuwa amechagua matatizo ya kumwaga damu yao kwa upande wetu tu? И раньше были времена при коммунизме. Все у нас было хорошо. Может, немножко было трудно, но все-таки люди жили неплохо. Деньги были, хлеб был, вода была. А сейчас что? Ничего нет. Люди все голодные, босые. Сидим вот здесь, не знаем, что будет дальше. Ай, какие были у нас времена? Кайнана? Мы с кайнанам yüzünden buralara düştük. Bir gün gününüzü göstermedi. Ya işte böyle. Вот oldu, canımızdan bezdirdi, buralara geldik, düştük işte. Приехала сюда, закончила университет. А сейчас что? Сидим обои здесь вдвоем, не знаем, что нам делать. Ох, как трудно. Ne yapıyorsun? Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Evet. O Rusça, sen Türkçe. Anlıyorsun yani, he? Hadi yürü, hadi. Hadi, bakalım. Gündeme tavşan atandım. Asker harcar mı? Bir sorgu ya. Asker mire bu ki. Bece veya sıkkundi tavşan atandım. Haber partiye yetur ev yayı. Bilmiyorum. Bavite çetke. Babam köyün ağasıdır. Cimine kurmancı haberde. Bavite kurcu ya. Babam ne hastalık kurup bir kurucu. Asker her yer baskı dedi babam. İlişki bağıtı bu partiye.
Ula uşaklar, ha bunu anlayacağımız dilden konuşun da. Biz de iki laf edelim ha buraya da. Ya Rizeli, biz senin konuştuğun Lazca'yı anlıyoruz da sen bizi niye anlamıyorsun? Ula benim konuştuğum Türkçedir da ondan anlayacaksın. Senin konuştuğun Türkçeyi TC'ye duysa var ya, direkt bölücülükten yargıladığı gibi ayrıca dili tahripten de 10 yıl ağır hapis verir be. Vallahi ben de ha bunların yanına Afrikalı sayılırım. Vallahi bilay, I'm Müslüman too. Bak abi, adam yemin billah ediyor. O da Rizeliymiş. Sen de beni saraysın makaraya ha. Yap pakoni ya. Abi vallahi o da Rizeli. Yalnız çayı biraz fazla demli içmiş, o kadar yani. Çay deme bak, çay deme bak. Telefon din. Alo. Yok ben Şivan. Tamam bir saniye. Mehmet Tayyip. Telefon. Mehmet. Recep kardeş, hallettin mi işleri? Vallahi gittim büroya. Bu kağıtlar elime tutuşurlar, hiçbir şey anlamadım. Tercüman da yoktu. Git sonra gel dediler. Perişanlık, vallahi perişanlık diz boyu. Çor çocuk ne yapıyor? Çocuklar perişan, soğuk, yemek yok. Ya soğuk, kaloriferler yakmışlar kardeşim. Yakmışlar ama bir türlü ısıtmıyor ama ne kodum yerimde ya arkadaş ya. Senin şu meseleyi şu arkadaşlarla bir konuşalım. Gel. Ahmet, Necmettin Bey'in şimdi bir sorunu var. İmam nikahını bir türlü anlatamamış tercüman. Hanımın söyledi başka. Evli olarak kabul etmemişler mi? İmam nikahlılar, bir zahmet şunu izah edin içeride. İmam nikahı olduğunu söylememişler mi görüşmede? Ya söyledikleri zaman çünkü buna şey yapıyorlar, anlayış gösteriyorlar da. Gerçekten biz çok perişan durumdayız. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Anlıyorum tabii, ben de yardım etmek isterim. Yani elimden geleni yaparım da. Ben normalde mahkemenin tercümanı olduğum için benim görev alanımın dışında kalıyor ama yani içeri girdiğimde bahsederim. En azından tekrar bir bakmalarını sağlamaya çalışırım. Bir zahmet. Kızım, karım, gerçekten çok perişan durumdayız. Yani size söz verip sonra mahcup olmayayım. Elimden geleni yapacağım, söyleyeceğim. Çok sağ olun. Ev için dünya bu. Kalkıyorsun, kan davası, aşiret davası, ölüm, zulüm. O gidiyor. Terör.
İnsanların birbirine düşürülmesi, köylerin yakılması, kardeş kardeşi öldürmesi. Olur mu böyle bir şey ya? 10 yıllık karımı karın değilsin diye elinden alıyorlar ya. Çocuğumla ortalıkta yapayalnız kaldılar. Ben burada tek başıma, dil bilmem, yer bilmem, yurt bilmem, nereye gideceğim derdimi kimse anlamıyor. Ah ulan bak! Aman ah koydum bu kahve dünyası. Ne istiyorlar bizden ya? Ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Kimi öldürdün? Karıncayı incitmedik ya. I think we can meet later. I'm Jackson. Thank you very much. Değil, yok bir şey. Bacım, domuz eti, domuz eti yok bunda. Ye, rahat ye. Onlar ona dikkat ediyorlar. Ya sana kız bir şey yok. Biz her şeye bakıyoruz. Etleri yemem ben. Schweinefleisch. I'm Muslim. It's not pork. No pork. No pork. Ohne Schweinefleisch. Ohne Schweinefleisch. Ja, wir wissen das. Das ist kein Problem. Okay. Привет. Привет. Приятного аппетита. Привет. Что? За место платишь, я тоже. Это бюро. А откуда ты взял это? Да Чечено-Новый закон вышел. Что ты делаешь? Да, ничего. А что, Чечен, это, когда русские в Чечню зашли, они что, платили? А, я забыл же тебе. Да. Надо пускать. Сейчас. Nicht gucken. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Неправильно говорит он. Я нормально подошел к ним. Сказал вот так. Приятного аппетита, хотел сесть бы. Они у меня деньги попросили. Я сказал, что в Чечню пришли, деньги платили нам русские. Я с российским террористом, с путинским террористом сбежал. С чеченом они воюют. И не дают никому спокойно жить. Да, я звонил, хотели почистить и все это, да. Сам ты грязный, я тебя почистил. Кто мешает? Мы знаем ganz genau, wieso sie gekommen sind. Und diese Lügen haben wir sehr oft schon gehört. Das ist hier Deutschland, es gehört dem deutschen Staat. Das ist eine Einrichtung des deutschen Staates. Somit haben sie Staatseigentum beschädigt. Sie sagen, dass in ihrem Land keine Demokratie herrscht. Hier herrscht Demokratie. Sie haben keinen Anspruch drauf, an andere Flüchtlinge irgendwelche Besitzansprüche zu stellen. Sie haben kein Recht drauf, an andere Flüchtlinge irgendwelche Besitzansprüche zu stellen. Dieser Vorfall wird in Ihre Akte aufgenommen. Dieser Vorfall wird natürlich in Ihre Akten aufgenommen. Akten aufgenommen. Evet, Kuntacığım. Söyle bana bakayım şimdi. İnsanlık Afrika'dan çıktı değil mi? Evet. E ha bu nedir şimdi? Baktık abi. Ha bu fark niye var? Fark yok. Hadi uyu. Anauliza kusura kwamba kwamba. Durun, onu anlama ayrı. Hakim senin neden ve niçin geldiğini öğrenmek isteyecek. Orada yırttın. Ya bir de inanmazsa? O hakime kalmış bir şey. Ama öyle hazırlayacağız ki inanması gerek. İnanırsa hemen sana oturum verirler. İnanmazsa ilk uçakla postalar mı? Şimdi sana bir soru daha sorayım. Kunta, sizin oraya balık çıkay mı? Çıkarıyor evet. Çıkay. Evet. Büyük müdür, küçük müdür? Biz küçük var, büyük var. Küçük var, büyük var. Evet. Hamsi çıkay mı sizin oraya? Var tabii. Aa! Evet. Hamsi de mi çıkay sizin oraya? Evet. Ya ha bu mübareğe bir bak da her tarafa. Zeman'ın oraya var mı? Sizin ülkeye var mı? Vallahi bu. Büyük balık.
Auf geht's. Wir haben auch nicht ewig Zeit. Şivan. Bonjour. Şivan. Tüpe mi yetenek? Mecburen sessiz durun. Tarlaları ve köyü yaktılar diyeceksin. Canımızı kurtarmak için kaçtık diyeceksin. Ben anlamam ki siyasilikten ne diyeceğim. Ya uşak. Ha bu körpeler acaba ne ifade verecekler? Acayip merak ediyorum onlar ya. Allah aşkına başka işin yok senin. İşine baksana. Al bizi Dayı. Vallahi bir tane reis var. Kunta. Vipi? Pa. Naona kwenda mahakamani rafiki yangu. Tutajua moja kupachiwa au kupendelea kama. Daka граждан со получим и поедем. Все равно 5 лет надо жить в Германии. Пока. Benim ifadem taş gibidir, taş gibidir. Göreceksin onları. Sen bu kafayla buralara kadar geldin. O da bir başarı aslında. Eskitiyle organize şok ne kardeşim. Mi kesi yangu nimeua. Umeua? Hmm. Nimekuja kwa njia ya Sulawesi. Sulawesi? Kutoka wapi? Kutoka Saudi. Okay. Bwana, sasa mbona hivi mnanisahau ndugu zangu? Huru ndo kitu mimi pekee. Huru ndo sababu ya kuweza kupatikana ili tuweze kutoka sasa. Nitafanya. Nitafanya mara moja. Endlich, sind Sie da? Nee, alles in Ordnung. Ja. Wir fahren jetzt ins Verwaltungsgericht nach Nürnberg. Ich bitte euch im Bus nicht zu rauchen. No smoking. Herr Giftandi, guten Tag. Können Sie mir erzählen, wie Ihre Reise verlaufen ist in allen Details? Şimdi Almanya'ya gelişin yol hikayeni detaylı bir şekilde anlatacaksın. Yalnız birkaç cümle kurup duracaksın. Ben tercüme edeceğim. Sonra devam edeceksin. Köyden itibaren mi? Zolich im Dorf anfangen? Ja. Evet. I expected to continue to stay in Germany because I don't have any plan to go outside of Germany again. Valla ben buraya kan davası yüzünden kaçtım. Çünkü bütün kendim, çoluğum, çocuğum tehlikedeydi. Köyümüzü de zaten yaktılar. Beni uçağa bindirdiler. Ondan sonra da kampa bıraktılar. Die Männer, die mein Vater organisiert hat, haben mich eines Nachts abgeholt. Wir sind eine ganze Weile. Ben aslen Kürdüm. Baskı geliyordum. Zanımı kurtarmak için ha buraya sığındım. Er sagt, dass er Kürde ist und unterdrückt wurde. Livani ezderketim. Otobüsü vardım İstanbul'a. Başı havalimi ayar kırıbı. Balafırı ve azhatım Almanya'yı. Saçı bu. Evkası. Sonra iki kişi beni arabaya attı. Birlikte uzun bir süre gittik. Wie sind Sie denn hier nach Deutschland gekommen? Geben Sie uns bitte eine möglichst detaillierte Beschreibung Ihrer Reise. Поэтому уехал из Чечни. Жить не дают, днем и ночью убивают. Damgalandık bir şekilde işte, mimlendik ve hiçbir kulüple anlaşamadım. İstemiyorlardı daha doğrusu. Tamam da, geldiğim ülkede beni arıyorlar. Saktiler abiyle bizi. Üç günde tırın üstüne kaldım. Devlet niye sizin tarlalarınızı yaksın? Benim babam köyün ağasıdır, bizim aşiretin de kurucu olmasını istediler. Soruya cevap verir misiniz lütfen? Yol hikayesini anlatmaktan bıktım. Polizei suchen, Partei suchen, ich... Şimdi biraz sakin olalım, Türkçe söyleyin, ben çevireyim. Sie werden doch in der Türkei als Laz bezeichnet. Ya ekmek musaf çarpsın ki Kürdüm ben. Doğma büyüme Kürdüm. Ya Kur'an'ı getirin. Kur'an'ı getirin. Kur'an'ı yaz basayım Hakim Bey. Peki siz o zaman kimsiniz? Necisiniz? Biz Kürdüz. Tamam gidebilirsin. Oğlum herkesi transfer yazmışlar be. Nereye kadar ya?
Sen yanlış konuşuyorsun arkadaş. Yanlış konuşuyorsun. Hristiyan çöplüğüne Müslüman horozluğu yaparsın. Herkes kendi derdine yansın. Ben Karadeniz uşağıyım ha. Öyle bağ dayılık filan da yapma. Sen de çekil lan işbirlikçi. Neyi birleşemiyorsunuz siz bağımınak odamın yerinde ha? Birbirinizi iyice girip listelere baksanız da. Herkes transfere yazmışlar. Doğru mu diyor ha bu bok yiyen ha? Herkesi transfere yazmışlar. Arkadaşlar gidiyormuş. Biraz önce içerideyken görmüştüm ben de. Senin adın yok ama sen burada kalıyorsun. Ne demek ben olacağım? Yani sen bu kampta kalmaya devam edeceksin. Onlar gidiyor ama. Çok bekletmedim değil mi? Yok zararı yok. Biraz erken gelmişim. Bu... Ne oldu? Şeyse. Geçen kamp görevlisiydi. Bizi gördü galiba.
gel. Alo. Merhaba, hoş geldin. Bulduk. Hocam sen nasılsın? İyidir, sağ ol. Sinemciğim, bu telefonda sana bahsettiğim arkadaş Şivan. Sinem'in avukatın asistanı. Bu dosyası. Anlattığım gibi Şivan'ınki reddoldu. Artık sana emanet. Elinizden geleni yaparsanız, hani itirazla ilgili ne yapılabilir, nasıl bir yol izlemek lazım. Tamam, sen merakçısın değil mi? Tamam, ben ilgileniyorum. Tamam, sağ ol. Sinem avukat beyin asistanı. Bundan sonra o sana yardımcı olacak, tamam mı? Yani ben senin mahkemedeki tercümanın olduğum için burada bu esnada yanında bulunmam doğru olmaz. Ama şey yapabilirim istersen, burada bekleyebilirim seni bitene kadar. Bekleyeyim mi? Teşekkürler. So, was geht's bei den Kindern? Er hat einen Ablehnungsbescheid bekommen. Das war die Polizei, man wollte ihm die Schuhe schieben. Danach wollte eine illegale Organisation ihn in die Berge holen. Er wird auch von der Polizei gesucht. Hier ist ein Fall vorzutragen und wo wir möglicherweise nochmal eine Anerkennung bekommen können. Mahkemeden randevu gelene kadar birkaç ay sürer, hatta bir sene de sürebilir. Ja, dann wird es schon etwas schwieriger, nicht? Ich müsste dann noch ein paar Fragen an den Herrn sich jetzt stellen. Also müsste jetzt Deutschland hier aufhören und wir hier. Ich mache jetzt erstmal heute hier zur Vorbesprechung. Ich erkläre ihm dann, was tun kann, welche Möglichkeiten es gibt. Dosyayı bilmemiz için ekalet gerekiyor. İmzalamanız gerekiyor. Ama şansımız çok azalıyor o zaman. Şimdi mülteci kampına wo sich dann darauf einstellen kann, wie es weitergeht. Wir sprechen und auch die Argumente entwickeln, die wir dem Gericht dann noch schreiben wollen. Şimdi biz mahkemeden dosyayı... Başka sorunlarım var mı? Her şeyi anladım. 3-4 haftaya kadar randevu yapıyorsun bizimle. O zamana kadar dosyan gelmiş olur. Hat aber alles nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich vom Arbeitsamt die Stelle hier bekommen. Habe mir das nicht selber ausgesucht. Ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben ja alles. Afrikaner, Türken, Iraner, Kurden. Ist ganz interessant und trifft eine Menge Leute. Wenn ich mal ein bisschen Geld gespart habe, fahre ich mal nach Afrika. Kann ich die vielleicht alle wieder besuchen. Wer weiß, ob die bleiben. Oh, ich muss gehen. Ich treffe mich noch mit meiner Freundin. Frau Aktaş, ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass Sie gesehen worden sind am 15. März zwischen 14 und 15 Uhr in der Kaiserstraße mit einem unserer Asylanten. Sein Name ist Shivan Givdandi. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich half ihm nur, eine Adresse zu finden. Ich muss Sie leider darauf hinweisen, dass Sie vertraglich eine Vereinbarung mit uns hatten, dass solche Vorkommnisse nicht stattfinden dürfen. Was sagen Sie dazu? Ja. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie diesbezüglich Ihre Aufgaben hier entbunden worden sind. Sie können gehen. Hocam, ben bu dikeni çizemiyorum. Ha, diken eline battığı için devamlı diken diyorsun. Oysa çiçek bu, çiçek. Kuşa gelince, şimdi kuşa gelince önce kuşu görelim. Uçağa kan ben tarif edeceğim sana kuşu. Ha, bak, uçan kuşu ben göreceğim, tarif edeceğim, hemen anlayacaksın. Tamam. Hemen anlayacaksın, sonra kağıtta, sonra boyaların üstünde tarif edeceğim, dizeceğim, dizeceğim, sen de başlayacaksın. Thank you.
Cacatimlerine giy. Rav faaliyetime ye, müzik, tiyatro, folklor, etkinlik çelikin. Telefon dinst! Şivan, işev növederi telefon etti beri. Ne oldu Azat kardeş? Ne olsun? Gelmişiz elin kapısına. Terör örgü içinde kendi ayağımızla girmişiz. Yaşadığımız gerçeği ispat etmeye çalışıyoruz. Yalancılara inanıyorlar, sana bana inanmıyorlar. Bu kampı da özellikle buraya yapmışlar. Geceleri uyumayalım diye. Sürekli araba geçiyor. Şuradan şu tarafa gittiğinde Münih'e doğru gidiyorsun. Yani Türkiye'ye doğru. Yolun bu tarafı Köln'e gidiyor. Arkadaşlara. Nasıl? Oldu mu? Bak Şivan, burayı unutma. Arkadaşlar şimdi seni tanıdı da. Sakal makal falan filan. Gelirsen buraya gelirsin. Burayı zaten biliyorsun. Burada geldik. Buraya gitmene gerek yok. Arkada bir şey yok. Şurası Kaufhof. Bahnhof orada arkada. Bunları biliyorum. Hayırdır, niye anlatıyorsun? Bir yere mi yok gidiyorsun? Canım, bir şey yok. Öylesine işte. Hadi gel, bir şey içmeye gidelim. Gel gel. Mecburum gitmeye Şivan. Son şansım da mahkemeydi. Başka yolum yok. Artık kampa dönemem. Benim de sonum bu. Hollanda'ya gideceğim. En iyisi bu. Bir daha karşılaşır mıyız bilmiyorum ama seni unutmayacağım. Ya ya danke danke. Kızmadın bana inşallah. Ya açıklamaya çalıştığım şeyi anladın ama değil mi? Anladım. Yani iltica başvurunun kabul edilmesi için bir yöntem bulunması lazım ya, o yüzden. Hı hı. Bir şekilde bunu bana yüklersek, işte tercüman doğru çeviremedi vesaire diye. Hı hı, anladım. Senin iyiliğin için, o yüzden. Şivan. Gerçekten. Yani bunların hepsi senin iltica talebini kabul ettirmek için. Yok tamam, anladım ben zaten. Avukat da anlattı biliyorsun. Hani seni haklı gösterecek bir şey bulmamız lazım. Yoksa reddedilme ihtimali var. Hı, tamam. Tamam. Ama ben yine arkadaşın olarak her zaman buradayım. Ne zaman beni ararsan, ne zaman yardım istersen yanındayım. Ben gideyim o zaman şimdi.
daha geldiğimde görüşürüz. Tamam. Her şey için teşekkürler. Bu saatten sonra çünkü sana bir faydam da yok. Ama arkadaşın olarak elimden geleni yapacağım, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ne zaman?
Oğlum beni aramadın ki, manyak herif. Oğlum salak salak konuşma, arasaydım çıkardım. Telefonumu kapamadım ki. Evet. Hafta sonu orada olacağım. Bakalım ya. Peki bak, ben sonradan sana dönüyorum. Tamam oldu. Hadi hoşçakal. Kusura bakma. Buyur. Bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Ben bir adres arıyorum. Bir tane kamp, mülteci kampı. He var. Nereden geldin? Nürnberg, Sindorf. Sindorf, bilirim. He, burada nereye gideceksin? İşte bir buradaki mülteci kampına. He, ben burayı çok iyi bilirim, biliyorum. Öyle mi? Kimsen var mı burada? İşte Nürnberg'deki arkadaşlar buraya geldi. He, iyi bilmiyorsun, tanımıyorsun buraları yani. Yok. Benim arkadaşlar var orada. Beraber çay içelim, uzun uzun konuşuruz. Gel bakayım ya. İyi zamanda geldin. Köyünde karnaval olur bu zaman. 5 günü çıktı atın. Merhaba hocam. Ne yapıyorsun? Patron içeride mi? Çeto. Gidin içeri, ben gireyim. Tamam oğlum, kağıtlar falan varsa yaptırın. Yoksa dikkatli olun, burası Kızılay değil. Yine de şuradaki boşları toplasın, hadi. Şuradaki bütün bardakları topla şöyle, boş bardak kalmaz. Hadi bak. Yine Andreas. Einstein. Buralarda rahat olacaksın. Kafanı takmayacaksın, içeceksin, eğleneceksin. Burada. Alışırsın buraya zaten. Kalacak yer içinde ayarlarız bir şey. Ne oldu oğlum? Polis. Oğlum deli misin? Gel ya, boş ver. Polis var abi, gelemem ya. Ya rahat olsan bir şey yok. Polisi görünce böyle yapmayacaksın ya. Bunları görünce rahat olacaksın. Üstüne gideceksin. Gel gel böyle. Ne haber Selçuk? Şivan'ı hatırladın değil mi? Merhaba hocam. Merhaba abi, hoş geldin. Biz gireceğiz. Selçuk, ne zaman payağım? Aha var. Siz gidin, ben akşama gelirim. Gel şimdi. Ver bana. Bak. Thank you.
Ne bu ha? Ne olmuş ya? Ne olmuş lan bu? Şuna bak lan, ne olmuş bu? Lan bitmişsin Şiva. Devam et, devam. Evet, Şiva, hadi. Başına. Hey Şiva, sizin de olsun. Kom. Güzel oldu ha. Ulan ben de bak lan, ne olmuş ya? Lan. Hadi çabuk hadi. Geç geç, hepsini ver. Şiva. Ne bu hal? Şiva. Hadi. İşten iyi anlıyor bu hazır işlerini. Burada polis seni görse Almancan yok. Cebinde kimliğin yok. Ne olacaklar? Seni alacaklar, götürecekler. Bahnhof'a. Bahnhof'u da bilmezsin sen. Bahnhof ne? Tren istasyonu. Ondan sonra eline vuracaklar kelepçeyi. Yalla, Türkiye. Senin şeyin söyle, çocuğa ne yapabiliriz? Ya şimdi bence bu çocuk biraz tipini değiştirelim. Bu çocuk biraz Avrupalı olsun. Ya yapmayın, yapmayın. Ya Hasan, yaparım. Bu adamı bak yarın, şimdi, de... sen yapmayın diyorsun. Bu adamı yarın burada yakaladılar. Biz bıyığı kestik mi ne oldu? Nasıl? İşte yanımızda duruyor. Götürüyorsun. Evet, herhalde götüreceğim. Svetlana, güzel bir kız değil mi? Bak hemşerim. Biz Almanya'ya ayak uydurduk ama ne hale geldik. Kaç yıldan beri Türkiye'ye gidemez. Biraz kendine çeki düzen ver ama sen bunu alamıyorsun. Esrar oğlum. Ya rahat bırakın çocuğu. Ya Hasan bırak ya. Hasan sen 20 senedir buradasın. Ne yaptın bu kılayı? Bu tipine ne yaptın? Allah'ım sen bu tipte kaldın ne yaptın? 20 senedir buradasın. Ne yaptın? Sen kalk. Bırakın. Kalk. Fatih. Fatih sen bu. Gel geç kardeşim. Geç önden geç. Hasan bırak. Bir değiştirsin bakalım ne olacak. Buraya geldim ben. Bak şu saçlarımı uzattım arkaya. Ne olacak ki? Bıyıklar gitti, sakal gitti. Türkiye'de sevgilin mi var lan senin? Ha? Ulan unut lan onların hepsini. Daha mı güzel sanki içerideki lan? Unut bunlar. Nedir bunlar? Burada da sıvıyakmış mı? Ya. Kulap mı? Dedim Fatih kan da makam. Kulap mı? Zer gülp. Düzdü tüp yemeğine ne yapıyor? Aynı kovdu. Perfekt olsun. Kulap şimdi. Kulap ne? Şuradan alalım be. Tamam arkada ondan sonra. Bir de buradan alalım. Punklara benzer. Indochisis punk. Saçları böyle uzun. Kaldıracaksın böyle, tamam mı? Artık kızlar böyle şeylerden hoşlanıyor koçum, biliyor musun? Ne bu böyle? Delikanlı ayaklarından çıkacaksın. Der Fatih lässt sich von niemand was vorschreiben. Ama bak, weißt du was? Wenn du der Junge jetzt mit Bad... Wir haben aus 35. Wenn die ohne Bad, ohne... Güven bana ya. Ben burada çok insanlar adam ettim koçum ya. Ulan tığ gibi delikanlısın. Ich werde von dir aus eine super nette Junge machen, da glaubst du mir. Wie heißt du denn überhaupt? Schwan. Was ist das denn für eine Name? Scheiße, Schwan hier. Bu
bıyıkları kesince zaten bir kar eline kar elindeydim. Yok. Bıyıkları kesin hemen şansını aldı, değil mi? Evet, şey. Bırak ya, şu ayakları bırak. Oğlum. Amin, amin. Kendi gel, kendi gel. Size bir şivenler, şimdilik işte. Allah Allah. Ben yapmış, vallahi ya. Ben yapmışım lan. Herr Schmidt. Hem Alman hem Türk. Türk-Alman dostluğu. Tabii. Tabii. Hiçbir ben. Polis seninle şüphelenmez. Maymuna çevirmişsiniz. Bırakın, yapmayın ya. Ne oluyor? Bir Türk bayrağı iyi gider. Vallahi. Vallahi. Ama şu böyle. Arkayı da alın. Al Yıldız. Al sen, arkayı almamışsın. Onun arkası ne fazla? Elbiselerini biraz değiştir. Temiz eşyalar yok. Yoksa bende var. Dolaptan veriyorum hemen. Var mı teminiz? Bunu çıkart bakalım. Hasan. Yap. Bir bakayım, ver. Bakalım neler çıkacak. Şunları ver bakayım. Nasıl tutmalı bir araşım hasta olsun. Ya kokun ya. Bak Fatih bak. Allah'ını seversen ya. Şuna bak. Çiçek, mimicek. Bu adı şiit ama büyük bir kutu. Köy kokuyor lan burada. Vallahi tezekler falan böyle acayip ne kadar. Kız arkadaş. Şebe. Derim ben sana. Şebe. Şaban. Şaban. Nene mi yaptın? Ha? Nenem de mi aldın? Yeter be, yeter! Hem Alman hem Türk. Maymunu sevmiş. Ne oluyor bir Türk bayrağı iyi. Kötülüklerden kaçarsa, kaçtıkça hafifler. Yani benim günahım olmasa uçabilir miyim? Elbette uçabilirsin, uçabilirsin. Yeter ki kollarını alabildiğine kuşlar gibi aç, onlar gibi çırpmaya başla, uçarsın, uçarsın, uçarsın. Şiva.